Herkese merhaba sevgili gençler. Bugün çok eğlenceli bir konu yapacağız ve çok önemli konulardan bir tanesini yapacağız arkadaşlar. Dayanıklılık ne demektir? Adezyon, kohezyon ne demektir arkadaşlar? Ve bunun bağlantısında kılcallık ve yüzey gerilim ne demektir? Ondan bahsedeceğiz. Biraz sonra bakın sana bir deney yapacağım. Mesela şu bardağın acaba ne kadar yük taşıyabileceğini yapacağız beraber. Sonra mesela sıvılarda arkadaşlar yüzey gerilimden, kılcallıktan bahsedeceğiz. Şunu yapmışsındır. Biliyorsunuz da şunları mesela diyelim ki böyle bir çayın içine bakın şöyle bir peçet soktuğunuz zaman bakın ben hiçbir şey yapmıyorum ama dikkat edin şuradaki sıvı şu anda bakın yukarı doğru hareket ediyor görüyor musunuz? Veya bir sıvının içerisine arkadaşlar başka bir cisim attığımızda aslında metal bir cisim attığımızda yüzeyde nasıl durabileceğini yüzey geriliminden bahsedeceğiz. Bunları söyleyeceğiz sevgili arkadaşlar ve o zaman adezyon kohezyon ve dayanıklılık dersimiz başlıyor. Evet Ekim ayı programında da arkadaşlar baktığımızda bakın ayın 12'sinde adezyon koizyon bu dersi yapıyoruz. Ve Ekim ayı programımızda arkadaşlar ve şurada bakın artık yazılı çalışmalarımızda yavaş yavaş başlayacağız. Yazılarda neler çıkabilir? E, nokta atışı yapmak istiyoruz ve yazılıda çıkacak sorular da arkadaşlar burada tam 12'den vurmak istiyoruz. Peki bu derste dediğim gibi dayanıklılıktan bahsedeceğiz arkadaşlar. Adezyon koizyondan bahsedeceğiz. Yüzey gelin ve kılcallıktan bahsedeceğiz bakın ve e, hemen isterseniz başta ödevimizden bahsedelim. Bakın sıfırdan 9'a kitabımızdan arkadaşlar sayfa 50 ile 62'den e, ödev var ve yine Dinamo kitabımızdan arkadaşlar testlerden e, 19 ve 23 numaralı testler arkadaşlar ödev. Bunları da yapacağız. Zaten bu ders sonunda bunları da yapar duruma geleceğiz. Ödevlerimize dikkat yapacağız ki konuda hiçbir eksimiz kalmasın. Şu korkulan fizik dersini ...sıkıntı olmadan iyi bir şekilde arkadaşlar götürelim. Ve kullanım alanları dediğimizde bakın... ...maddenin dayanıklılıkları arkadaşlar bu ders sonunda... ...nelere bağlı olduğunu öğreneceğiz... ...ve aynı cins ve farklı cins atomların... ...birbirine yapışması olaylarını inceleyeceğiz. Bir bakalım o zaman şurada... ...şuradan hemen arkadaşlar... ...şöyle bir soruyla bakın başlıyoruz. Ne dersin? Fare mi daha, daha dayanıklı, fil mi daha dayanıklı arkadaşlar? Bakın fare diyor ki ben sende daha dayanıklıyım... E, ...fil de diyor ki hadi oradan sende diyor acaba hangisi daha dayanıklıdır ve dayanıklılık nedir arkadaşlar? Nelere bağlıdır? Mesela az önce bakın dersin başında şu kartonu gösterdim. Şöyle istersen bardağı ters koyalım. Bunu bir bina olduğunu düşünebilirsin. Bina acaba kaç katı kadar dayanabilir? Mesela 10 kat, 20 kat, 30 kat. E tabii ki bu kullanılan betonu ve malzemenin cinsine göre de değişir ama bakın bir madde bir yere kadar taşıyabilir. Mesela diyelim ki ben bunun üstüne bir ağırlık koysam. Onun üstüne arkadaşlar daha bir ağırlık koysam, koysam, koysam bir yerden sonra bakın ne olur? Bu artık kırılır değil mi? Bir süre kadar kırılır bu bardak. Bir yere kadar taşır. İşte şöyle der, bakın bu bardağın mesela bir dayanıklılığı var veya bir binanın bakın bir dayanıklılığı var. Peki bu dayanıklılık nedir? Şimdi derslerimiz içerisinde bu var. <laughs> Ve bakın nelere bağlıdır sevgili gençler? Şimdi dayanıklılık dediğimiz bakın katı cisimler üzerine uygulanan kuvvete karşı bir direnç gösterirler. Şöyle söyleyelim, bakın burada bir yüzey varsa şurada arkadaşlar bizi bir cisim koyduğumuz zaman, e bu cisim kendi ağırlığına karşı bile direnir. İşte bu dayanıklılık nelere bağlıdır bakın. Katılar dış etkilere karşı arkadaşlar kendileri koruma olayına biz dayanıklılık diyeceğiz. Mesela bakın ben buraya bir yay koymuşum. Yay bir yere kadar dayanır. Eğer sen buna belli bir kuvvetten fazla bir kuvvet uygularsan o zaman ne olur bakın şekli bozulur. Veya bir cam bardağı düşünelim bakın bir yere kadar dayanabilir. Eğer bir yerden sonra çöder, fazla bir kuvvet uygularsak o zaman ne olacaktır? Şekli bozulacaktır, kırılacaktır gibi. Peki dayanıklılık nelere bağlıdır dersek arkadaşlar? Bir kere maddenin cinsine bağlıdır. Mesela bakın bu bardağın e, yani camdan yapılması veya demirden yapılması sonucu etkiler. <laughs> veya şöyle söyleyelim. Mesela bu bir karton. Bakın şurada bir kalemliğim var. Kalemlikse demir söylediler. Bakın kalemliği şu anda bakın elimle şöyle sıkıyorum ama gitmiyor. Fakat kartonu bakın sıktığımda ne oldu? Hemen yamuldu. Dayanıklılığı gitti. Dolayısıyla arkadaşlar maddenin cinsine bağlıdır. Asıl bizim için şurası bakın çok önemli sevgili gençler. Boyutlarına bağlıdır. Bakın maddenin boyutları arttıkça biraz sonra söyleyeyim dayanıklılığı azalacak. Ve ortamın şekline ve sıcaklığına da bağlıdır. Çünkü ortamın sıcaklığı değiştiğinde arkadaşlar maddenin atomlar arasındaki yakınlık uzaklık da değiştiği için buna da bağlıdır diyeceğiz. Ve şimdi asıl olaya gelelim. Asıl olayın özüne gelelim sevgili gençler. Bakın yazılarda sana dayanıklılığı soracak. Yapacağın olay şu. Bakın katı cisimler kendi ağırlığına karşı dayanıklılıklar arkadaşlar kesit ara, kesit alanı ile doğru orantılı. Kesit alanı ne demek şimdi onu söyleyeceğim. Yani doğru orantılı demek pay kısmına yazacağız ve hacimleriyle gençler ters orantılıdır. Bak sana şimdi dayanıklılığı soracak. Dayanıklılığı sorduğu zaman sen ne yap? Kesit alanı böyle hacim de şunu bir kere bir yazılı kağıdına bir kere yaz. Öğretmen bunu bir görmek ister. Peki sonra arkadaşlar gelecek sana burada bir işlem soracak. İşlem sorduğunda da bakın şöyle bir şey yapmamız lazım. Sana işte sorabileceği şeyler bunlar. Bunları verecek ve sana bunların dayanıklılığı nedir diye soracak. Peki bu nedir arkadaşlar? Bir silindirdir. Silindirin dayanıklılığını bana yaz dediği zaman şöyle yazacaksın. Kesit alanı. Bakın kesit alanı demek şuradaki arkadaşlar. Yere değen şuradaki alan demektir. Peki dairenin alan formülü neyle bulunuyordu? Ve hatırlayalım. Bakın şöyle dairenin alan formülü. Alan evet nedir? Söyle. Pi çarpı R kare değil mi? Bakın bu da arkadaşlar birçok konuda fizikte de karşımıza geliyor. Gördüğün gibi matematikte de zaten karşımıza gelir. O zaman yazalım mı? Böyle bir silindir verdiği zaman sen şunu yazman gerekecek. Bakın pi r kare kesit alanı bakın. Pi r kare bölü e, hacim. Peki hacim nedir? Pi r kareyi yani taban alanı arkadaşlar haşla çarpıyoruz. Şunlar bakın birbirini götürüyor. O zaman dayanıklılık silindir için ne oluyor? Haş oluyor diyeceğiz. Zaten biraz sonra şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Dayanıklılık bakın küre hariç dayanıklılık şunlar birini götürdüğünde burada olduğu gibi her zaman bir bölü h olacak. Bakın bir bölü h orantılı olacak sevgili gençler. Yani kürede bir tek dört 4 bölü 3'ten dolayı bir rakam geliyor ama diğerleri 1 bölü h çıkacak. Bakın şimdi beraber yapalım. Mesela bunun kesit alanı nedir dediği zaman gene bakın pi r kare diyeceğiz alan. Hacim arkadaşlar kürenin hacim formülü neydi? 4 bölü 3 pi r küp. Yani biraz aklımıza kalmayabiliyor unutabiliyoruz ama bu da birçok konuda karşımıza çıkacak. Artık yani lise öğrencisiyiz. Bakın bunlar yer yer karşımıza çıkacak. Matematikte olsun, fizikte olsun. Peki şuradaki pi'leri götürdüm. R kare ile R küpü götürdüğümde arkadaşlar şurada bir R kalır. Bu 4 bölü 3'ü de ters çevirsem ne olur? 3 bölü 4 olur bakın. O zaman 3 bölü payda kalıyor bakın. 4 R işte bakın bu da kürenin dayanıklılık formülüdür. Peki küp olursa? Kübün arkadaşlar e, kesit alanı yani bir alanı ne kadar olur? A kare bölü Hacim ne olacaktır? 3 boyutunu çarpın bakın aküp bunlar birbirini götürdüğünde ne kalacak? 1 bölü a kalacak. Aslında bakın şunu buluyorum gençler her seferinde bakın şunu buluyorum arkadaşlar dayanıklılık deyince bu işin pratik kuralı bakın budur. 1 bölü haçtır o zaman hocam sen niye peki burada uğraşıyorsun? Ya burada nereden geliyor dersin sana böyle bir şey sorarsa yani a kare yani yüzey alanı bölü aküp de hacim yani alan bölü hacim yapıp bunu senin göstermen lazım öğretmene. Peki yine arkadaşlar yüzey alanı yani yüzey alanı dediğimiz nedir? Bakın şuradaki yere değen alan yani ne oluyor burada? Alan deyince bakın A çarpı C oldu. Hacim deyince biliyorsunuz hepsini çarpmam lazım. A çarpı C çarpı bir de B demem lazım. Şuradaki A'lar ve C'ler götürünce 1 bölü B çıkıyor. Aslında 1 bölü B çıkıyor derken bakın yine ne çıkıyor? 1 bölü H çıkıyor. O zaman şunu söyleyelim mi? Dayanıklılık arkadaşlar pratik olarak yapmamız gerekiyorsa bir bölü haçtır diyeceğiz. Hiç böyle de uğraşmamıza gerek yok. Eğer ben bunu bana böyle uğraş sonucu bul derse yapacağız. Yoksa bir test sorusunda veya diyelim ki sen üniversite sınavına girdiğinde daha çok var ama dayanıklılık soruyorsa direkt olarak bir bölü haştan bahsedebilir sevgili gençler. Ama kağıdı geri alayım şunu da söyleyeyim. Yani dayanıklılık şunu da sorar bak sana sözel olarak der ki dayanıklılık arkadaşlar... H paydada olduğu için o zaman ne olacak? Bakın H arttığında Dayanıklılık arkadaşlar ne olacak? Azalacak. Demek ki bakın az önce şu bardağı geri alayım. Bardan arkadaşlar demek ki yüksekliği arttıkça bu bardak ne var? Bakın daha az bir yük taşıyabilir. Yani daha az dayanıklıdır. Haçla arkadaşlar ters orantılıdır diyeceğiz. Bu bize çok sorulacak. olacak. Böyle bir soru beklemeliyiz bakın. Böyle bir şey geldiğinde şöyle O zaman ben hemen pratik olarak yapabilirim ben bunu. Bakın dayanıklılık, dayanıklılık silindir demiş. S diyeyim eşittir. Neydi arkadaşlar? Pratik olarak hemen 1 bölü h diyebilirim. Ama hocam yarı çap bakın önemli değil arkadaşlar. 1 bölü haşla ile Yani 1 bölü 5 diyeceksin bölü. Ve dayanıklılık şuradaki prizma. Dikdörtgenler prizması yani. Eşittir. Yine yani 1 bölü nedir? H. burun bakın haşı neresi? İşte burası değil mi? Yüksekliği yani. 1 bölü 5 alacaksınız. E bunlar birbirine eşit olduğuna göre bakın dayanıklılık ne çıktı şu anda? Bir olarak çıkıyoruz. Hemen böyle pratik olarak gençler yapabilirsiniz. Peki yorum sorularına bakın şöyle bir şey çıkacak. Gene yazalım mı? Dayanıklılık eşittir. Bakın dayanıklılık arkadaşlar. 1 bölü h'tır. Yani cismin arkadaşlar h'ı arttıkça daha doğrusu boyutları arttıkça bakın dayanıklılık ne oluyormuş arkadaşlar? Azalıyormuş. Şöyle bir durum olsa bakın şöyle birisi olsa böyle bir arkadaşın olsa sen de şöyle olsan bakın sen de şöyle olsan bu arkadaşın arkadaş bu da bu da şöyle der, sen olsan hanginiz daha dayanıklıdır dediğim zaman bakın Kimin haşı büyükse arkadaşlar onun dayanıklılığı azdır. Sen eğer daha uzunsan bakın nedir? Dayanıklılığın daha azdır. Yani sen belki e, hacmine göre arkadaşlar daha az yük taşıyabilirsin. Böyle söyleyebiliriz. Peki bakalım şimdi bir küpün boyutları arttırıldığında yüzey alanı da artar. Şimdi arkadaşlar bakın bir küp çizelim. Bakın bir küp. Evet. Küpün şöyle boyutlarını bakın artırdığımız zaman Boyutları artırdığım zaman şu yüzey alanı ne olur sence? Şu yüzey alanları bakın şurası. Gördün mü? Artmaz mı? Herhalde artar. Yani boyutları artarsa arkadaşlar. <laughs> yüzey alanında ne olacaktır? Artacaktır. O zaman buraya doğru diyelim. Peki bir küpün boyutları iki katına çıkarıldığında arkadaşlar bakın boyutları mesela diyelim ki burası A A ise burayı bakın 2A 2A yaptığımda gençler yalnız burada Dediğim gibi dayanıklılıkta ben neye bakacağım? Zaten haşa bakacağım. Bakın bu birinci durumdaki bunun dayanıklılığı nedir? 1 bölü A'dır. Buradaki bakın dayanıklılığı nedir? 1 bölü 2 A'dır. Anlaştık mı? Yani haşa bakıyorsun. Diğer boyutlara bakmana gerek yok. E boyutları iki katına çıkarsa e, haşa da iki katına çıktığı için bakın 1 bölü A'dan 1 bölü 2 A ne olmuştur? Sonuç bakın yarıya inmiştir değil mi? Doğru. Burası doğru. Peki bir silindir. Arkadaşlar silindir çizelim. Şöyle bakın bir silindirimiz var. Yarıçapı R. ...yüksekliği de haş diyelim... ...silindirin yüksekliği arttıkça arkadaşlar dayanıklılığı azalır... ...o zaman şuradaki mantığa göre yüksekliği arttığı zaman... ...bakın yine dayanıklılığı azalır diyeceğiz... Değil mi? ...burası doğrudur... ...peki karınca fareden daha dayanıklıdır... ...diyoruz ne derseniz... ...karınca fareden yani karınca ne kadar söylüyorlar... ...şu kadar falan... ...fare ne kadar daha büyük doğru mu... E bakın karıncanın peki, peki haşı... ...yani boyutları daha fazla... ...yoksa farenin mi... ...farenin daha fazla olduğu için... ...farenin arkadaşlar dayanıklılığı daha azdır... Ama burada karınca daha dayanıklıdır diyor. O zaman bakın burası da doğru oldu. Dörde doğrudur dedi. İşte böyle yorum soruları arkadaşlar karşımıza gelecek. Peki gelelim şimdi hep böyle kafa karıştıran bir konu. Şimdi ben şu olayı sana rahat bir şekilde anlatacağım. Dikkatli dinle beni. Şu olayı bir halledelim arkadaşlar. Şimdi adezyon koezyon ne demek? Şimdi adezyon var koezyon var. Bu ne anlama geliyor? <laughs> şöyle söyleyeyim gençler. Bakın mesela ben şöyle bir bardak su aldığımda. Yani su biraz beyaz orada çok görmüyorsun ama. Şöyle sen de benimle beraber böyle bir şey yapabilirsin. Bakın şöyle kalem mi suyun içine sokup çıkarttığım zaman şöyle der. Şimdi bilmiyorum kameradan çok fazla görünüyor mu ama şurada da daha net görüyorsun. Şu anda bakın ben görüyorum yani şöyle bakın. Ee, suyun hepsi yere dökülmüyor. Şu anda bakın burada damlaları görüyorum. Damlalar burada bekliyor. Peki niye niye arkadaşlar hepsi böyle aşağı dökülmüyor da bir kısmı buradaki kaleme bakın yapışıp burada kalıyor. Şimdi arkadaşlar işte bunun sebebi işte buradaki adezyon koezyon kuvveti. Bakın şöyle bir durum var sevgili gençler. Mesela yağmurdan sonra bu bir bitkinin yaprağı. Yaprakta bakın şöyle yağmur damlaları kalmaz mı sence? Yağmurdan sonra değil mi? Bütün su aşağı akmıyor. Bir şekilde çözüler. Burada bakın kalıyor. Veya cama vuran yağmur damlaları gördüğünüz gibi bu şekilde kalıyorlar. Veya şu şekilde bakın bir bal. Ben bal kabına soktum bir kaşığı. Çektiğin zaman hepsi aşağı doğru dökülmüyor değil mi? Bakın diyelim ki sen bir kaseden tabağına bal alacaksın. Balı daldırdın buraya koyduğun zaman hepsi dökülmüyor ki değil mi? bir kısmı kaşığa yapışık kalıyor. İşte niye yapışık kalıyor arkadaşlar? Bakın burada kuvvetler var. Bunlardan şimdi bakın bahsedeceğim sana. Mesela şuradaki örneği alalım arkadaşlar. Bakın şuradaki su damlasını görüyor musun? Sence buradaki su damlası için işte kaç tane su molekülü vardır? Arkadaşlar burada binlerce bakın. Değil mi? Bakın burada binlerce su molekülü var sevgili gençler. Binlerce su molekülü var. Yani şuradaki olayı istersen ben şuraya bir daha şöyle bir çizeyim. Bakın şuradaki yaprağı da şöyle bir yaprak olsun şu. Şöyle bakın bir. Evet yaprağımız var. Şu şekilde çizeyim. Ve şurada da arkadaşlar bir su damlası bakın. Yaprağı yapışık duruyor. Eceksiyon hocam yapışık mı duruyor? E olmaz mı yağmurdan sonuçlarında böyle hepsi aşağı dökülmez değil mi? Böyle yapışık kalır. Peki demek istediğim şu bakın. Şuradaki damlanın içerisinde veya şuradaki arkadaşlar sıvıların içerisinde ne var? Bir sürü bakın molekül var. İşte buradaki moleküller arkadaşlar birbirine bakın tutunuyorlar. Yani birçok molekül var. Şimdi buradaki molekülleri küçük küçük böyle insanlar gibi düşün. Arkadaşlara gibi düşün. Buradaki çocuklar bakın yüzlerce ki birbirine aslında tutunmuş ve bir küreyi oluşturmuşlar. Yani bir sürü burada molekül var arkadaşlar. Burada bakın iki tane kuvvet var. Bir buradaki su molekülleri birbirini tutuyorlar. Bir yandan da bakın yaprağı tutuyorlar. Dikkat edin. Burada su molekülleri arkadaşlar birbirini tutuyor, bir yandan yaprağı tutuyor. Buradaki bal molekülleri bakın bir yandan birbirini tutuyorlar, bir yandan da buradaki tahta kaşığı tutuyorlar arkadaşlar. Buradaki su molekülleri bakın birbirini tutuyorlar, bir yandan camı tutuyorlar. Yani şunu söylemek istiyorum sevgili gençler. Burada arkadaşlar iki tane bakın kuvvetimiz var. İşte onlara biz ne diyeceğiz? Bir kısmına adezyon, bir kısmına kohezyon diyeceğiz sevgili gençler. O zaman bakın özete arkadaşlar şu şekilde ben size göstereyim. Bak senin de şöyle bir özete ihtiyacın var. Şunu benimki gibi sen de hazırla duvarına as. O zaman bakın şöyle yapıyoruz sevgili gençler. Şuradaki su molekülleri var ya su moleküllerinin birbirini tutması arkadaşlar. E, yani aynı moleküller yani suyun suyu tutması bakın. Su su. Aynı moleküllerin birbirini çekmesini arkadaşlar. Biz kohezyon duyuyoruz. Kohezyonu kardeş olarak kodluyoruz. E, ...adezyon da çocuklar farklı... ...yani buradaki su bir yandan da ne yapıyor... ...bakın yaprağa tutuluyor... E, ...suyla yaprak farklı moleküller olduğu için... ...bakın buna da ne diyeceğim ben... ...adezyon diyeceğim... ...şöyle aklımızda tutacağız arkadaşlar... ...adezyon arkadaştan aklına gelecek... ...kohezyon kardeş... ...yani kardeş sonuçta nedir... ...aynı aileden değil midir arkadaşlar... ...aynı anne babadandır... ...sonuçta kardeş... ...kohezyon... E adezyon arkadaş dedim. Arkadaş tamam e ama arkadaş nedir arkadaşlar? Farklı bir aileden yani farklı anne babadandır. Oradan çağrışım yapsın. Bakın şu kağıt benim için çok önemli sevgili gençler. Dolayısıyla bana bunu yazılda soracak. Ben de bunu bakın yapmam lazım bilmem lazım. O zaman şunu anladık sevgili gençler. E buraya bakın adezyon lafını gördüğüm zaman hemen şu kağıda koyayım bakın. Arkadaşlar adezyon lafını gördüğüm zaman ne olacak bakın farklı olacak sevgili gençler. Farklı. Bakın farklı diyelim şöyle nokta nokta koyalım. Farklı moleküller arasında birbirine yapışmasını sağlayan kuvvetlerdir diyoruz. Az önceki bakın örnek burada var. Dediğim gibi şurada su molekülleri var ve bal molekülleri var. Bal moleküllerin birbirine tutulması bakın kohezyon ama balın tahta yapışması adezyondur diye sevgili yaşar. Peki burada şu anahtar kelimeleri gördüğünüz zaman bakın farklı moleküller diyorsa tamam mı? bakın e, adezyon dediğinde bakın farklı moleküller diyorsa gençler bu adezyondur. Veya yapışma diyorsa bakın bunun tahtaya yapışmasına adezyon diyeceğiz veya ıslatma diyorsa sevgilin yaşar. Bakın dediğim gibi sen şimdi ellerini suyla yıkıyorsun. E, suyla yıkadığın zaman o su eline yapışıyorsa bu nedir? Adezyondur. Veya çamaşırları yıkıyorsun da bir kere zaman e, su buna çocuklar suyu vurduğun zaman ne oluyor? Su buna yapışıyor. Artık sıkman lazım ki bakın gitsin. İşte su molekülleri bakın farklı su farklı, kumaş farklı. Buna yapışıyorsa bakın ıslanma olayları neden kaynaklanır? Adezyondan kaynaklanır. Peki örnek verirse bakın yağmur damlaları o zaman sana şunu soracaktır. Mutlaka şu karşına gelecek. Bir olay verecek. Bu adezyon mu koezyon mu diyecek. E sen de bakacaksın farklı moleküllerin yani mesela suyun cama tutunması. Balın kaşığa tutunması. Yani farklı moleküller arkadaşlar. Adezyon diyeceğiz. Ama aynı molekülse mesela suyun suya tutunması veya camın e, cama tutunması veya balın bala tutunması diyoruz arkadaşlar. Aynı molekülse buna da koezyon diyeceğiz. Mesela yağmur damlalarının cama yapışması. Bakın yağmur ve cam görüyor musun? Farklı iki madde. Yani bu nedir? Adezyon. Tutkalın tahta yapışması. Tutkalla tahta bakın farklı madde. Demek yine adezyon. Yere dökülen suyun yeri ıslatması. Bakın yer ve su. Yani yer ve su birbirine yapışıyor ve yeri ıslatıyor. Havuzdan çıktığımızda saçların birbirine yapışması arkadaşlar. Burada bakın bir ayrıntı var. Diyorlar ki hocam ama saç saça yapışıyor. Bu aynı şey değil. mi? Bakın şu saç tellerini çizeyim şöyle söylerler. Bakın saç telleri. Hocam saç saça yapışıyor işte. Aynı molekül kohezyon olmaz mı? Ama arkadaşlar bakın şöyle bir durum var. Saç saça aslında normalde yapışmıyor. Ne oluyor? Aradaki bakın su molekülleri sayesinde yapışıyor. Yani saç suya yapışıyor. Öbür saç da suya yapışıp bakın birbirine yapışık kalıyorlar. Dolayısıyla saç suya yapışmadığı için arkadaşlar saçlarımız birbirine yapışmış oluyor. Görüyor musunuz? İşte bunlara bakın biz adezyon kuvvetini gençler örnek verebiliriz. O zaman kohezyondan olacakmış kohezyon deyince de bakın ne diyeceğiz arkadaşlar biz buraya? Aynı diyeceğiz, değil mi? Aynı. Bakın sevgili gençler, aynı moleküllerin birbirini çekim kuvvetidir diyeceğiz. O zaman anahtar kelimeler sevgili gençler. Aynı tip molekül derse, birbirini tutma derse, e, ıslatmama derse o zaman ne olacak çocuklar? Kohezyon kuvveti devreye girecek. Bakalım şimdi. Yağmur damlalarının bitkiler üzerinde küresel şekil oluşturması. Ama yani hocam bu da yağmur damlası bitki ama bakın bu da yağmur damlası bitkiye tutunur demiyor. Bakın burada yağmur damlaları, şuradaki damla arkadaşlar küresel şekil oluşturur diyor. Buradaki birçok molekül ne yapıyor? Birbirini tutarak yani aynı moleküller bakın birbirini tutarak burada bir küre şekli oluşturuyorlar. İşte biz bunu kohezyon diyeceğiz. Veya musluktan e, damlayan suyun alt kısmında çocuklar küresel şekil alması. Şöyle bakın bir tane musluk çizmeye çalışalım. Şöyle musluğun şöyle ucunu çizdiğimi düşünelim. E şimdi musluğu kapattığın zaman şurada arkadaşlar şöyle küçük küçük böyle damlacıklar kalır aslında. Bilmem fark ettin mi? İşte orada damlacıkların tamam. Bak buradaki damlanın musluğa yapışması adezyon. Bakın farklıysa ama şuradaki damlacığın içindeki şuradaki binlerce molekülün birbirini tutunarak şurada küre şeklini oluşturması arkadaşlar. O zaman bakın bu ne olacaktır? Burası işte kohezyon olacaktır. O zaman yere dökülen cıvanın arkadaşlar yeri ıslatmaması. Bakın niye? Çünkü Civa'da biraz sonra onu da söyleyeceğim gençler. Şimdi Civa'nın daha çok kohezyon etkisi vardır. Adezyon etkisi çok azdır. Yani Civa'yı mesela eline döktüğünü düşünelim. Ee, mesela YouTube'da bu tip videolar var sevgili gençler. Bunu izleyebilirsiniz. Mesela Civa'yı eline döktüğünde mesela suyu eline döktüğünde. Bakın şurada su var. Şöyle az, az bir şey bakın. Şöyle dökeyim kağıdı etrafında çok ıslatmadan. Bakın şu anda şöyle elime suyu döktüm görüyorsun suyu. Bakın şu şekilde şöyle elimi ıslattığımda bakın elimde kalıyor görüyor musunuz? Şu şekilde yapıyorum ama yine gitmiyor gördünüz mü? E niye? Çünkü bakın su elime yapıştı. Peki su yerine civa dökseydim ne olacaktı? Arkadaşlar civa elimden kayacaktı ve hiç elime bakın yapışmayacaktı. Bu şekilde olacaktı. Suyla bakın civa arasında böyle fark var. Biraz sonra onu yine söyleyeceğim sevgili arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakınız. Ben şimdi bu kaba su koydum ya su koyduğunuz zaman sevgili gençler bunu mesela cam bir bardakta bunu denemenizi istiyorum. Çok dikkatli bir şekilde bakın suyun yüzeyine baktığınız zaman yandan tabii ki bakacaksın. Baktığınız zaman çocuklar suyun yüzeyi aslına bakarsanız düz değildir. Hafif böyle içeriye doğru bombelidir. Peki niye oluyor bu? Çünkü sevgili gençler bakın her sıvıda adezyon ve kohezyon kuvveti vardır. Yani Sıvı sıvıya yapışmak istiyor. Bakın burada sıvı molekülleri var ya. Sıvı bir yandan sıvıya yapışmak isterken bir yandan da bardağa tutulmak istiyor. Yani sıvının sıvıya yapışma kuvveti kohezyon ama sıvının bardağa yapışma kuvveti arkadaşlar adezyon. E burada bakın su da adezyon kuvveti sevgili gençler daha fazladır. Dolayısıyla su bardağa yapışmak istediği için e, dolayısıyla arkadaşlar kenarlara doğru hücum eder ve orta tarafı bakın boş kalır. Mesela şu bardakta da civa olsaydı ki civa çocuklar e, okullarda da deneysel olarak yasaklandı çünkü biraz zararlı bir sıvı hani elinize falan geldiği zaman zarar verir bakın çocuklar o yüzden e, civayı çok fazla kullanmıyoruz ama bir bardağa civa koysak gençler şunu bileceksiniz civanın bakın kohezyon etkisi daha fazladır sevgili gençler. Bu da bize sorulabilir. Bakın burada bir püf nokta vermek istiyorum, bir pratik kural vermek istiyorum. Bakın şu çizginin şöyle üst taraftan bir çizgi çizdiğinde, şuraya kaba bir çizgi çizdiğinde, bakın şuna da üst taraftan bir çizgi çizdiğinde... ...bakın şurada şöyle bakarsam bir A harfi var gördün mü? Bak şurada bir şöyle bir A harfi var. Yani şöyle bir A yapmaz mısın şöyle? A harfi gibi. Şurası bakın şöyle şöyle, şöyle yaptığınız zaman bakın şöyle bir şekil oluşmadı mı şurada? Görüyor musun? Bak burada da bir K hafi var gibi. Yani burada bakın kohezyon büyük. Bakın görüyor musunuz? Burada ise arkadaşlar adezyon büyüktür. İşte bu şekilde aklımızda kalabilir. Bakın bu şekilde kodlayabiliriz. Demek ki sevgili gençler bu şekilde bir şey sorarsa üst yüzeyleri böyle duruyormuş. Veya bazen bunların isimlerini vermez. Bakın bunları vermez. Hani su, sıvının isimli sormaz ama der ki bu sıvı da bu sıvı böyle duruyorsa der. Bakın şöyle bir kap verir sana. Böyle bir kap verir. İçine der bir sıvı koydum. Sıvı arkadaşlar bu şekilde duruyor der. İşte burada adezyon mu büyük yoksa kohezyon mu büyük bu sıvıda der. O zaman sen de ne yapacaksın bakın. Siz de arkadaşlar bu sıvıyı hemen ne yapacaksınız? Üstten bir çizgi çekeceksiniz. Bakın şöyle üstten bir çizgi çektiğiniz zaman bakın burada bir ağır var. Demek ki burada nedir? Adezyon büyüktür. Kohezyon değiliz sevgili gençler. işte bu şekilde bakın bunu yapabiliriz. Ve bir sıvın arkadaşlar yüzeyi ıslıp ıslatmaması adezyon ve kohezyon kuvvetlerinin büyüklüğüne bağlıdır. Su gibi maddeler yani adezyonu büyük olan maddeler bakın yüzeyi ıslatır arkadaşlar. Çünkü adezyon neydi? Su kumaşa tutunmak istiyor. Ya yani dedim ki ben şu kumaşı bakın suya daldırıp çıkarsam ne yapar? Bütün suyu çeker çünkü suyun adezyon kuvveti fazladır. Ama şu kumaşı arkadaşlar e, civayı daldırsam hiçbir şekilde bakın civa üzerinde kalmayacak şekilde e, çıkartabilirsiniz. Civa yani buna yapışmayacaktır. Çünkü civa civayı tutmak istiyor. Farklı maddeyi tutmak istemiyor. Ama su ise arkadaşlar sudan sıkılmış gibi yani şöyle düşün. Arkadaşlarım var bir ortamda gibi düşün. Yani sıkılmışsın gibi düşün yani. Su çoktan suyu tutmak istemiyor. Su farklı maddeleri tutmak istiyor. E burada ise civa civayı tuttuğu için farklı maddeyi tutmak istemiyor. O yüzden şöyle bu şekilde top şeklinde durur civa molekülleri. Peki şöyle sorular gelecek karşımıza. Biz şimdi şunu bir yapalım isterseniz. Aşağıda bakın belli olaylar verdim. Hangisi adezyon, hangisi kohezyon diyecek. Aynen de bu sorular çıkacak sevgili gençler. Bakın tozların arabalara yapışması. Yani tozun arabaya yapışması, tozun ne bileyim vitrene yapışması. Hani annelerimiz sürekli toz alırlar ya, etrafı temizlerler ya cüzden. Şimdi bakın tozun arabaya yapışması. Sen şimdi bu adezyon mu, kohezyon mu diye bakmak için arkadaşlar. Bakın farklıysa adezyondur. O zaman aynıysa kohezyondur diyeceğiz sevgili gençler. Ee, o zaman bakın toz ve araba ne dersiniz? Aynı mı farklı mı? Farklı değil mi? Farklıysa o zaman ne olacak? Adezyon diyeceğiz. Peki musluktan suyun sürekli akması. Sevgili gençler burada musluktan suyun sürekli akması kastettiğimiz şey şu bakın. Şimdi mesela musluktan su değil de pirinç aksaydı nasıl olurdu acaba? Pirinç aksaydı nasıl olurdu? Herhalde şöyle şöyle değil mi? Etrafa dağılarak böyle ne bileyim şöyle mi akardı? Bu şekilde akardı bakın. Ama şimdi musluktan su akınca nasıl oluyor? Musluktan su akınca bakın... ...şu şekilde akıyor değil mi? Şöyle bakın... ...akıyor, bir bütün halinde akıyor. İşte gençler bakın... ...musluktan suyun sürekli akması gibi bir şey derseniz... ...buradaki su moleküllerinin birbirine yapışmasıdır. Yani suyla su aynı molekül olduğu için arkadaşlar... ...burası bakın nedir? Kohezyon kuvvetleri diyeceğiz. Peki şu ekranda kalsın şöyle yapalım. Üçüncüye bakıyorum arkadaşlar... ...tepsiye hamurun yapışması nedir? Tepsi hamur. Farklı maddeler o zaman ne olacak bakın... Adezyon olacak. Çay bardağının çay tabağına yapışması. Hani bazen olmaz mı? Bakın şurada çay var. Gerçi bu cam bardaktan hani oluyor da bazen bilirsin hani tabakta böyle kaldırınca böyle tabak aşağı düşüyor falan yapışıyor. Böyle bir şey karşına gelmiştir. E bakın çay e, tabağı farklı, çay bardağı farklı arkadaşlar. Farklı iki maddenin yine birbirine yapışması olayı. Burada ne olacaktır? O zaman farklı olduğu için bakın gene ne olacak arkadaşlar? Adezyon olacak. Gene boya fırçalarının boyadan çıkınca kılların birbirine yapışması. Bakın saçların birbirine yapışması gibi. Yine şöyle göstereyim bakın. Boyanın fırçaları böyle olsun arkadaşlar. Fırça böyle olsun. Ama arada bakın boya molekülleri var olduğu için bakın birbirini tutuyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar boya fırçaları farklı maddeleri olacaktır gene. Yani bu da ne olacak bakın. Gene adezyona örnek verilebilir. Tebeşir tahta yazı yazılması. E şöyle düşünebilirsin. Tebeşir tozları arkadaşlar tahta yapışıyor. E sonuçta bakın her zaman biz aslına bakarsan adezyon koezyonu sıvı veya katı arasında söylüyoruz ama bakın burada katı katı adezyonu var arkadaşlar. Çünkü tebeşir ve tahta. Bakın yine farklı maddeler olduğu için ben buna ne diyeceğim bakın yine adezyon diyeceğim. Peki yağmur damlalarının küresel şekil alması. Sevgili gençler yağmur damlaları bakın şöyle damla damla oluyor ya. Demek ki yine söylediğimiz gibi bunun içine bakın birçok molekül birbirini tuttuğu için burası bakın ne olacaktır gene çöder, Kohezyon olacaktır. Bakın şurada kafanız karışmasın sevgili gençler. Yani suyun böyle küresel şekil almasına biz kohezyon diyoruz ama suyun cama yapışmasına adezyon diyoruz bakın. Peki dökülen meyve suyunun halıya da leke bırakması. E şimdi bakın meyve suyu halı, halıya ne yapmış? Tutulmuş. Dolayısıyla meyve suyu ve halı bakın. Yine farklı maddeler olduğu için işte biz bunu ne diyeceğiz? Adezyon diyeceğiz. İşte böyle olaylar yine bakın karşımıza gençler çok çıkacak. Peki bakalım arkadaşlar. Burada üç tane e, sıvı var. Şimdi aynı sıvının aynı sıvı yani su diyelim. Bakın su çocuklar bazı yüzeye dokundurduğunuzda bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Eğer dikkatli biriysen bazı yüzeylerde arkadaşlar böyle çok fazla kül olurken bazının bazı yüzeyi çok fazla yapışmıştır. Bakın hangisinin kohezyon kuvveti kohezyon kuvvetleri arasındaki ilişkiyi soruyor. Şimdi bakalım burada arkadaşlar kohezyon neydi? Hemen şu kağıdımı yine almak istiyorum. Şu yandan sana da bir tane lazım yani bunu sen de benim gibi yap. Şimdi arkadaşlar kohezyon aynı moleküller. Bakın burada moleküller var. Birbirine ne yapmışlar? Tutuyorlar. Yüzeyi çok tutmak istemiyor. Yani bakın bunun kohezyonu farklı. E bu ise bakın sıvılar birbirinin değil yüzeyi daha çok tutmak istiyorlar. Bunu arkadaşlar kohezyonu az. Adezyonu daha fazla diyebiliriz. O zaman bir sıvı bakın ne kadar küresel şekilde ise onu sevgili gençler kohezyon kuvveti daha fazladır diyeceğiz. Dolayısıyla burada T daha büyüktür diyeceğiz. Bakın sonra S gelecek. En azsa F diyeceğiz. Kohezyonu soğuyacak. Eğer bana burada adezyonu sorsaydı tam tersi olacaktı sevgili gençler. Devam edelim bakalım başka ne var? Şimdi bakın bir de yüzey gerilimi diye bir mevzu var sevgili gençler. Yüzey gerilimi ve biraz sonra kılcallıktan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yüzey gerilimi demek arkadaşlar kohezyon etkisiyle gerçekleşir. Kohezyon. Yani kohezyonda neydi? Kohezyonda arkadaşlar aynı atomların birbirini çekmesi kuvvetiydi. Şöyle söyleyelim bakın. Şimdi arkadaşlar bakın. Mesela şurada bir su var ya. Su olur, çay olur. Bakın veya farklı sıvılar olur fark etmez. Bütün sıvıların arkadaşlar yüzeyinde bir gerilme oluyormuş. Yani şöyle bir durum varmış bakın. Şöyle bir durum varmış arkadaşlar. Şimdi bakın şurada bir bardakta suyum var ya. Bardağın yüzeyinde arkadaşlar şöyle bir gerilme oluyormuş. Gerilme meydana geliyormuş. Yani kafanda şöyle canlandırabilirsin. Hani şu evde kullandığımız streç filmler var ya. Hani şu bir şey bozulmasın diye üstüne streç film çekeriz ya. İşte şuradaki arkadaşlar Suyun üstüne böyle bir streç film çektiğimizi düşünelim. Peki streç film çektikten sonra şuradaki suyun üzerine şöyle elimizle şöyle hafiften şöyle bastırsak ne olur? Önce streç film gerilir, değil mi? Şöyle streç film yaylanır gibi düşünebilirsin. Ama parmağını çok fazla sokarsan o zaman streç, streç film çoklar ne olur? Delinir ve par, parmağın içine girer. Ama streç film varken yani parmağına hafif dokundursan girmez, değil mi? Çok dokundursan bakın suyun içine girer. Aynen arkadaşlar işte suyun yüzeyi aslında böyleymiş. Dolayısıyla siz bakın suyun yüzeyine arkadaşlar şöyle bir maddeyi hafif bir şekilde koyduğunuz zaman bu şekilde şöyle der, durabilir. Çünkü suyun yüzeyinde bir streç film varmış gibi davranıyor. E dolayısıyla arkadaşlar şöyle deneyler vardır. Şimdi benim elimde bir demir e, şey yok ama toplu iğne yok ama şöyle bakın şu çubuk toplu iğne olsa bakın şöyle toplu iğneye çocuklar normalde demirdendir. Toplu iğneyi suyun içine attığınız zaman ne olur? Dibe batar ama şöyle bir demir toplu iğne bakın sen bunu evde yap. E, toplu iğneye çocuklar çok hafif bir şekilde de bıraktığın zaman bakın suyun üstünde kalıyormuş. E ama tabii parmağını ittiğin zaman aşağı doğru iner. İşte bunlar neden kaynaklanıyor? Hep böyle yüzey gerilimden gençler kaynaklanıyor. Tabii çayda da olur, bu suda da olur, kolada da olur fark etmez. Yani hepsinde bu olay gerçekleşir. Demek ki arkadaşlar durgun bir sıvının yüzeyi arkadaşlar bombeli görünecek. Bakın gene kohezyon etkisinden, yüzey gerilimden dolayı. Hatta şöyle bir paranın üzerine şöyle deneyler var. Belki görmüşsündür veya sen yapmışsındır. Şöyle bir sıvı ya da suyu böyle damla damla koymaya başarırsan bayağı bombeli oluyor ve böyle su birikiyor. İşte bunlar hep yüzey gerilimi yani kohezyon kuvvetinden kaynaklanan şeylerdir. İşte bu şekilde de bakın çok görürsün sevgili gençler. Bazı e, böyle canlılar bazı e, bazı sıvıların üzerinde arkadaşlar e, batmadan durabilir. Mesela bir ördeği düşünelim. Bakın şöyle bir sıvı yüzey olsun arkadaşlar. Bir ördek mesela burada yüzecekse gençler, ördek bakın bu şekilde yüzer. Ördeğin şöyle, yani bu da pek ördek gibi olmadı ama benim ördeğimde böyle bir şey olsun sevgili gençler. Bakın bir kısmı sıvın içinde, bir kısmı sıvın yüzeyinde ise bu kaldırma kuvvetinden dolayı duruyor. Ama bir de böyle bazı böcekler varmış arkadaşlar. Böcekler bakın hiç batmıyor, tamamen suyun üzerinde. Hiç batanı yok. İşte bakın bu yüzey gerilimi. Ama bu yüzey gerilimi değil. Yani bir kısmı sıvın içerisindeyse bu şeyden ne olacaktır? Bu kaldırma kuvveti olacaktır. Dolayısıyla yüzey gerilimi dediğimiz olayda ne gerçekleşmesi lazım sevgili gençler? Bakın eğer buradaki canlı çok hafifse ve suyun üzerinde dediğim gibi streç film var gibi davrandığı için hiç suya batmadan suyun üzerinde bakın yürüyebiliyor mu? Çok enteresan. Ee, bu şekilde arkadaşlar demek ki bunu yüzey gerilimi sayesinde yapabiliyor. Ve dediğim gibi ben e, suyun içerisinde böyle bir tane dediğim gibi toplu iğne attığım zaman suyun içinde durması veya bir ataç attığım zaman demir normalde batması gereken suyun üstünde durması hep bunlar nedir? Yüzey gerilim ile alakalıdır. Peki yüzeydeki moleküller arkadaşlar bakın bu neden kaynaklanıyor? Sıvın içerisindeki moleküller bakın her tarafa doğru çekiliyorlar ve dengedeler. Ama sıvının en üstündeki moleküle bakarsan buradan çekiliyor ama yukarıdan çekim kuvveti olmadığı için şurada arkadaşlar yüzey bakın gergin davranıyor ve dediğim gibi streç film varmış gibi davranıyor. Yüzeydeki molekülleri ve sıvının iç kesimlerini etkileyen kuvvetlerin farklı olmasından dolayı arkadaşlar. Yüzeye bakın ince bir zar gibi davranır. Yani yüzey gergin davranır. İşte biz buna ne diyormuşuz? Buna sevgili gençler yüzey gerilimi diyoruz. Yüzey gerilimi diyoruz sevgili gençler. O zaman bakalım başka bana işte bakın direkt olarak yazıldı karşıma çıkacak bir durum sevgili gençler. Aman burayı not alın. Bakın yine şu şekilde de dedim ki ben burada e, dediğim gibi elimde böyle bir ataç olmadığı için şu an demir olmadığı için onu yapamadım ama bir demiri şöyle çok hafif bir şekilde koyduğunuz zaman şöyle der. Mesela bakın şöyle çengelli yine normalde demirdir suda batar ama suyun üstüne koyduğunuz zaman arkadaşlar durabiliyor. Çünkü yüzey geriliminden dolayı. Ha bu durumda parmağını tekrar şöyle vurup çeksen tekrar şöyle dibe batıyor. Çünkü o yüzeyde hayali streç filmi delmiş oluyorsun. O şekilde gidiyor. Peki yüzey gerilimi nelere bağlıdır deyince bir kere arkadaşlar her şey bir kere maddenin cinsine bağlıdır. Hani bu su olmasıyla bakın suyun yüzey gerilimiyle dediğim çayın yüzey gerilimi ne bileyim ben burada başka bir sıvı olsa civa olsa civanın yüzey gerilimi arkadaşlar aynı değil değil mi? Hepsi aynı olmadığı için arkadaşlar maddenin bir kere bakın Cinsine bağlıdır sevgili gençler. Peki dış basınç bakın dış basınç artarsa sıcaklık artarsa, artarsa eklediğimiz deterjan miktarı ve suya eklediğimiz tuz miktarı artarsa diyelim e, yüzey gelim ne olur derse arkadaşlar. Bakın dış basınç arttığında e, yüzeydeki moleküller hani az önce üstte dengede duran şöyle isterseniz yine göstereyim şurada bakın üstte dengede duran şu sıvı var ya arkadaşlar. Şurada da bakın moleküller olmasını sağlayacak ve bunun gibi olacak. O zaman yüzey gelim bozulacak. Dolayısıyla dışarıdaki basınç yüzey gelimler arkadaşlar azaltır. E sıcaklık bakın gene moleküllerin birbirinden uzaklaşmasını sağlar. Yüzey gelimi neden kaynaklanıyor? Koezyondan, çekme kuvvetinden kaynaklanıyor. Diyor. Sıcaklık artarsa arkadaşlar gene yüzey gelimi azalır diyeceğiz. Peki suya deterjan eklersek de sevgili gençler gene yüzey gelim azalır. Zaten bizim amacımız hani böyle deterjan gibi şeyler eklediğimizde Bakın ne yapıyoruz? Suyun yüzeye gelim azal, azalıp lekelerin çıkartmasını hedefliyoruz. Yani deterjanda burada özel bir kimyasal madde olmuş oluyor. Peki tuz eklersek tuz oradaki e, şuradaki diyelim ki su molekülleri var ya çocuklar su moleküllerinin aralığına girer sevgili gençler. Ve buradaki yoğunluğu artırır ve bunların çekme kuvvetini daha çok artırdığı için o zaman buradaki kohezyon bununla beraber de bakın yüzey gelimi artar. İşte bu da bakın bize sorulur yüzey gelim neler etkiler diye. Bakın şu şekilde de çocuklar bazı kertenkeleler de suda gene koşarken yüzey gelimini kullanarak koşuyorlar. Demek ki sevgili gençler biz de yeterince bakın hafif olsaydık suya girdiğimizde suyun üstünde böyle direkt olarak durabilirdik. Eceksiyon hocam ben zaten suyun üstünde durabiliyorum ama öyle değil. Hani sen bir kısmın batıyor bir kısmın suyun üstünde o kaldırma kuvveti. Ama hiç suya batmadan hani sanki böyle bir e, kumsaldaymışım kumsalla su hiç fark etmeyecekti. Suyun üstünde duracaktık eğer çok hafif olabilseydik. Tabii çok ağır olduğum için suyun üzerinde de çok ince bir streç film var gibi düşündüğüm için şöyle der. Biz onu delip suyun içine giriyoruz. Peki sevgili gençler bir de bilmemiz gereken olaylardan birisi nedir arkadaşlar? Kılcallıktır sevgili gençler. Şimdi kılcallık dediğim olayda da şöyle bir durum var bakın arkadaşlar. Mesela diyelim ki şöyle bir e, suyum var. Şunun içindeki şu. Şunu artık alabiliriz. Arkadaşlar bakın şöyle bir suyun içine bir pipet daldırsak. Bakın şu benim pipetim olsa. Hani suyla kolay içerken çay içerken ne bileyim. Tabi e, pipetle içmiyorsun çayı da. Şuradan şöyle pipete daldırsan şuradan çekiyorsun yani diye çekiyorsun ya çekmeden de çocuklar pipeti bakın buraya daldırdığınız zaman sevgili gençler buradaki pipette sıvı bakın kendiliğinden zaten biraz yükseliyormuş bakın çok enteresan bakın bir daha söylüyorum sevgili gençler şimdi bakın hani şurada kola var su var bazen ne bileyim meyve suyunu sen pipetle içersin ya pipeti suya daldırdın tamam şöyle diye çekersen hani yukarı doğru gelir ya bakın böyle çekmeden de sevgili gençler bakın şurada bir tane şekil çizeyim bakın kabın içerisinde arkadaşlar bir sıvı var Hangi sıvı olduğu önemli değil. Ee, şu şekilde bakın buraya biz şöyle bir e, demek ki kılcal bir boru koyduğumuzda sevgili gençler. Demek ki buradaki sıvı ne yapıyormuş bakın. Sen yukarı doğru diye çekmesen bile buradaki sıvı bakın kendiliğinden zaten biraz arkadaşlar yukarı doğru çıkıyormuş. E Peki nasıl oluyor hocam bu? İşte arkadaşlar kılcal borularda böyle bir durum varmış adezyon etkisinden kaynaklanan böyle bir durum var sevgili gençler. Bakın şu şekilde. Suyun içine bakın şöyle ince bir tane boruyu bakın. Birinci boruya bir dikkat et. Boruyu daldırdın ya. Buradaki sıvı bakın su arkadaşlar. Su seviyesi normalde şurada. Ama ne oluyor bakın bu buraya kadar çıkıyor gördünüz mü? Peki dikkat edin boru gitgide ne oluyor? Daralıyor. Daraldıkça arkadaşlar daha da yukarı çıkıyor bakın kendiliğinden. Dikkat edin bakın çok enteresan. Kendiliğinden yukarı doğru çıkıyor. Ne kadar ince boruysa yukarı doğru o kadar arkadaşlar çıkıyor. Ama civa gibi bir maddede de Tam tersi yani burada bakın suda arkadaşlar bunun sebebi nedir? Suda neydi? Adezyon büyük kohezyonda hatırlayın. Cıvada ise kohezyon adezyondan büyüktü. Yani kohezyonu adezyondan büyük oldu sıvılarda. Sıvının bakın seviyesi bu. Ama e, sen şimdi bir cıva koyduğun zaman bakın burada bir miktar aşağıymış. Daha da dikkat edin gitgide incelttiğinizde bakın ne oluyor? Daha aşağıda, daha aşağıda, daha aşağıda bakın görüyor musunuz? Gitgide daha aşağı iniyor. İşte arkadaşlar bu bize bakın sorulacaktır. O zaman sıvıların bir yüzeye temas ettiklerinde adezyon kuvvetinin kohezyon kuvvetine göre daha büyük olduğu durumlarda yani su gibi durumlarda arkadaşlar bu yüzeye de yayılmaya başlar. Yani yukarı çıkmaya başlar. İşte bu yayılma olayına biz ne diyeceğiz burada bakın kılcallık diyeceğiz sevgili gençler. Kılcallık diyeceğiz. Çapı 1 milimetreden küçük olan borularda bu ne kadar boru küçükse o kadar kılcallı biz burada daha iyi gözleyebiliriz. Kendinden yükselmesi ya da alçalması olayına biz burada arkadaşlar kılcal etkisi gerçekleşiyor diyoruz. Peki borunun kesit alanı bakın ne dedik? Küçüldükçe dikkat edin bakın borunun kesit alanı bakın gitgide ne kadar küçülüyorsa ben burada kılcallığı bakın o kadar fazla görüyorum sevgili gençler. O zaman burada gitgide bakın sıvı yukarı doğru çıkıyor. Ama tabi civa gibi maddelerde yani kohezyonu büyük olan maddelerde boru bakın daraldıkça daha aşağı iniyor. Çok enteresan değil mi? Demek ki bakın siz bir kolon için arkadaşlar. belki de Mesela diyelim ki bir hamburger e, mağazasına gittiniz yani sen kolayı pipeti daldırdın. Aslında şöyle <laughs> diye çekmeden bile aslında bir miktar bakın yukarı doğru sevgili gençler aslında çıkıyor mu dolayı. Hatta çok enteresan bir şey var. Bitkiler bile bunu kullanıyorlarmış biliyor musunuz? Bakın şimdi bunu söyleyeceğim. Kılcal nerede kullanılıyor? Bakın arkadaşlar ağaçlarda ağaçların kökleri var ya. Şimdi ağaçlar şimdi şöyle söyleyelim isterseniz. Şöyle ben gene şöyle bir şöyle gençler bir ağaç çizelim şöyle. Ağaç çizdik veya evde bir bitki var. Mesela anneler genelde biliyorsunuz çiçekler falan evde her evde vardır. E sen ne yapıyorsun? Çiçeği çocuklar buradan suladın mı? Suyu koydun. Su bakın çocuklar bitkiler şöyle bir özellik kullanıyorlarmış. Yani bitkin içerisinde arkadaşlar şurada kılcal borular varmış. Bakın ne kadar akıllı bitki. Burada kılcal borular varmış arkadaşlar. Suya daldırdığınız zaman su geldiği zaman yani bitki normalde suyu yukarı doğru çıkarması için enerji harcaması gerekir ya. İşte kendi içerisinde kılcal borular sayesinde bakın kendiliğinden arkadaşlar yukarı doğru bakın çıkıyormuş. Görüyor musunuz? İşte bu kılcallık etkisiyle oluşuyormuş arkadaşlar köklerden emmesi olayı. Bunu çok sorarlar. Peki bir ucu sıvıya değen peçete. Şimdi ben bunu burada yapmak istiyorum. Bakın az önce bir gösterdim. Arkadaşlar bakın bir çaya mesela ben şimdi şu peçeteyi şöyle biraz kıvırayım. Bak evde sen de bunu yap. Bunu zaten görmüşsündür. Şimdi bakın ben şunu arkadaşlar çaya daldırdım da bakın bekliyorum şimdi dikkat edin. Bakın bekliyorum. Bakın şuradaki çaydan sıvı şu anda peçeteden yukarı doğru kendisi tırmanıyor. Peki ben bunun için şu anda bir enerji harcıyor muyum? Hayır. Bakın işte bu bitkiler arkadaşlar bakın bunu böyle kullanıyorlar. Veya peçetenin içine ben çayın içine veya herhangi bir sıvının içerisine bakın bunu daldırdım da dikkat edin bakın sıvı şu anda buraya kadar geldi sevgili gençler. Bakın yukarı doğru çıkıyor. Bunu sen biliyorsun. Hatta şöyle deneyler vardır. Buradaki mesela diyelim ki şöyle bakın bunu buradan buraya koyarsanız bu sıvıcılıktan yeterince beklediğinizde bu bakın tamamen buradan buraya arkadaşlar bütün sıvı bakın dökülebilir. Çok enteresan bakın hiç enerji harcamadan ben bunu anlatırken bakalım buradan buraya ne kadar geçecek. Demek ki sevgili gençler bakın bu buradan buraya şöyle ileri doğru iteyim biraz. Evet veya şuraya koyayım istersen oradan çok görünmüyor. Heh, şöyle yapalım. Bakın bu buradan buraya bir yandan gitsin. Demek ki bu böyle gerçekleşiyor. Bakın bunu bu şekilde gerçekleştirebilirim. Sonra gene şöyle der paçalarımız ıslandığında hiç böyle bir şey yaşadın mı? Yaşamışsın illaki. Şöyle der paçalar da bakın gene aynı şekilde. Şu senin paçan olsun ya yani kumaşın çocuklar, şöyle kumaş, pantolonun alt tarafı olsun. Şu da senin şöyle ayağın. Tamam şu şekilde güzel de oldu yani. Şimdi şöyle der şuradan bakın şurası ıslandığında şuradan aynen bu şekilde olduğu gibi bakın. Buradan nasıl su kendiliğinden yukarı çıkıyorsa buradaki su da arkadaşlar gene yukarı ne olacaktır? Kendiliğinden çıkacaktır. Bunlar bakın hep nedir? Kılcalık sayesinde demek ki oluyormuş. Gene gaz lambası sevgili gençler bakın bunu soruyorlar. Bu gaz lambasının içinde tabii bunu çok fazla görmüyoruz eskiden çok fazla karşımıza çıkardı. Bu gaz lambasının içinde fitil dediğimiz bir şey var. Bunun içinde ince kılcal bollar var sevgili gençler. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Aynen bakın bu peçetede olduğu gibi buradaki sıvı arkadaşlar yukarı doğru kendiliğinden çıkıyor. Ucunda yaktığınız zaman artık bundan ne yapmaya başlıyor bir alev vermeye başlıyor. Yine aynı şekilde mumda da öyle bakın bunlar hep kılcal bollarla alakalıdır. Gene şu deneyi yapmışsındır bak şöyle çayın içine bir küp şekeri atmadan ucunu dokundurarak beklediğin zaman yukarı doğru sıvı çıkmaz mı onu görmüşsündür. İşte arkadaşlar bu da nedir? Bakın hep kılcallıkla alakalı. Şimdi bakın buradaki sıvı çözdüler... tek şuraya kadar bakın. Kendi bak hala hatta şurası bile bakın ıslantı uca kadar geldi. Hatta ben bunu biraz daha beklesem bu çay bakın buradan buraya boşalacak. Bunu evde bir denemeni istiyorum. Bak şöyle bir sıvı koy. Ne olduğu önemli değil. Su olur, kol olur fark etmez. Buraya da böyle peçeteyle ikinci bir bardağı koy. Bir süre sonra buradaki sıvının çözüntüler büyük bir kısmının buraya geçtiğini göreceksin. Ben sana anlatırken ben deneyimi şuraya koyuyorum. Ben de merak ediyorum biraz sonra ne kadar olacak diye. Şurada ben de bir yandan onu gözleyeceğim. Bu şekilde arkadaşlar demek ki kılcalık olayında işte çocuklar bana soracak. O zaman demek ki şunu da bileceğim bir daha söyleyeyim arkadaşlar. Sıvıların adezyon kuvveti büyükse bakın adezyon kuvveti büyükse e, kılcal boru içerisinde kendiliğinden demek ki ne olurmuş? Adezyon büyük kohezyonsa sevgili gençler demek ki bakın yukarı doğru çıkıyormuş ama kohezyon büyük adezyonsa o zaman bakın aşağı doğru iniyormuş. Eğer o boru daha da ince ise Bakın şöyle daha da inceltilmiş olarak şöyle çizmeye çalışayım. O zaman ne olacak bakın? Ne olacak arkadaşlar? O zaman daha da yukarı çıkacak. Burada da bakın daha da aşağı inecek. Bunu arkadaşlar bize soracaklar. İşte bunları benim bilmem gerekiyor. Peki o zaman gene şöyle bir hangisiyle ilgili şey yapalım çünkü bunları çok fazla bana soracak. Hangisi arkadaşlar yüzey gerilimi ile ilgilidir? Hangisi de kılcallıkla yani yüzey gerilimi? Baş harfine yazdım. Burada da kılcallıkla ilgilidir. Peki bakalım saksıdaki çiçeğin sulanması yani suladığımız zaman köklerdeki suyun yukarı doğru çıkması neyle alakalıdır? Evet değil mi? Kılcağlıkla alakalıdır. Sen bana söyle bakalım. Bulaşık süngerinin arkadaşlar suyu emmesi az önce bizim peçetenin bakın hala zaten burada bakın gidiyor. Neredeyse bakın şuraya şöyle der, damlamak üzere bu tarafa doğru artık yavaş yavaş damlayacak. E bunu ben peçeteyi soktum bakın çayın çoğunu çekti. E, sünger soksaydım süngeri çekecekti. İşte bunlar bakın neyle alakalı? Hep arkadaşlar bunlar bakın kılcallıkla alakalıdır. Peki e, basiliks kertenkelesinin enteresan bir kertenkele. Suda arkadaşlar koşabilmesi veya bir böceğin suyun üstünde durabilmesi işte bunlar bakın yüzey gelimiyle alakalıdır. Aman dikkat diyorum. Mesela diyor ki gemilerin suda yüzmesi arkadaşlar bu kaldırma kuvvetiyle alakalıdır. Bakın gemi çünkü suda yüzerken bakın ne oluyor? Bir kısmı suyun içerisinde bir kısmı suyun dışarısında görüyor musunuz? Ama bu böcekler suyun üstünde arkadaşlar ne yapıyorlar? Tamamen şu şekilde bakın duruyorlar. Hiç suyun altına batan kısmı yok. Bu şekildedir. Benim gibi tarantula gibi oldu ya şeye pek benzemedi ama demek ki şöyle bunda nedir bakın yüzey gelimiyle alakalıdır. Peki toplu iğnenin suya batmaması bakın normalde toplu iğne dediğim gibi demirden yapılmıştır suda batar ama burada demirden yapılmış suyun üzerine hafifçe koyduğun zaman bu gene neyle alakalı sevgili gençler? Yüzey gelimiyle alakalı aynı sorular bak karşına çıkacak. O zaman konu biterken sevgili gençler nelerden bahsettik? Dayanıklılıktan bahsettik arkadaşlar. Dayanıklılık bakın dedik ki ...yüzey alanı, kesit alanı bölü hacimdir. Veya pratik olarak dayanıklılığı sevgili gençler... ...bir bölü haşla orantılı diyebiliriz dedik. Ve yüzey e, boyutları arttığı zaman... ...haşı arttığı zaman... ...dayanıklılık da sevgili gençler azalır diyeceğiz. Yani bir canlılarda veya cisimlerde bakın... ...boyut büyüdükçe... ...mesela 10 katlı binamı dayanıklıdır. 20 katlı binamı daha da dayanıklıdır. Bakın haşı arttıkça dayanıklılık azalmıştır. Veya karınca mı daha dayanıklıdır, fare mi dayanıklıdır, fil mi dayanıklıdır derse arkadaşlar gene canlıların boyutları arttıkça fil oldukça daha dayanıklı. Bakın ne oluyormuş? Azalıyormuş. Peki katılarda arkadaşlar boyutun dayanıklılığı etkisi dedik. Ve cisimlerin kendi ağırlığını taşıyabilmesi. Sonuçta bakın bir bina 10 katlı, 20 katlı, 50 katlı, 100 katlı yapınca yıkılıyor. Peki, bunu yıkar ne? Kendi ağırlığı değil mi? Yine bakın binanın haşı arttıkça arkadaşlar dayanıklılığı azalıyor ve yük taşıma kapasitesini etkileyen faktörler nedir ne arkadaşlar? Kesit alanı sonuçta dayanıklılık neye bağlıdır? Kesit alanı bağlıdır, hacme bağlıdır ve maddenin cinsine bağlıdır arkadaşlar ve sıcaklığa bağlıdır dedik bakın. Adezyon, kohezyonda da bakın şu notu söyledik. Aman diyorum şu notu sen de yapıp duvarına bir yapıştırman lazım. Böyle bir şey sana lazım arkadaşlar. Adezyon arkadaş dedik. Arkadaş ama sonuçta farklı aileden farklı moleküllerin birbirine yapışması. Kohezyon arkadaşlar kardeş dedik. E, bu aynı moleküller sonuçta aynı aileden geliyor dedik. Sonuçta arkadaşlar adezyon deyince bakın anahtar kelimelerimiz yapışma ve farklı cins olacak. Yapışma olayları adezyonla gerçekleşiyor. kohezyonda birbirini tutma ve aynı cins dedik değil mi? Buna bakın. Ve yüzey gelim arkadaşlar yüzeydeki kohezyon ve adezyon dengesi dedik. Sıvıların yüzeyinin bakın bir gergin bir zar var gibi davranması dedik. Ve kılcallık da bunun içine bakın ben pipeti daldırdığımda kendiliğinden yukarı doğru çıkması dedik sevgili gençler. Ve şuradaki peçetenin işte bu şekilde dedik. Bakın hatta gördünüz mü bakın hala arkadaşlar bakın şurada bakın dipteki çayı görüyor musunuz? Bak şunu biraz kaldırayım. Görüyor musun bak çay. Bu çayı ben buraya dökmedim bakın. Peçeteden buraya geldi. Ben bunu biraz daha beklesem, ders bittikten sonra ben bunu gözlemlemeye mi devam edeceğim? Gerçekten ne kadar sürede geçecek? Merak ediyorum. Bakın kendiliğinden işte bitkiler de arkadaşlar bunu kullanıyor. Hiç enerji harcamıyoruz bakın şu anda. Kendiliğinden bu tarafa doğru oluyor. Şimdi bakın şu bir enerjidir. Ben buradaki bardağı alıp buraya dökmem arkadaşlar. Bir enerji harcamaktır. Ama bakın bu şekilde hiç enerji harcamadan görüyor musunuz? Yukarı doğru çıkıyor. Bitkiler de işte bu şekilde bunu kullanıyorlar. Veya biz gaz lambasında arkadaşlar bunu kullanıyoruz kılcalıklı sevgili gençler. O zaman bunu bileceğiz diyoruz. Ve ödülü soruyu da yapıp alt tarafa yorumlara atıyorsunuz. Yazılı hazırlığımızda arkadaşlar başlıyor diyoruz. Derslerimizi güzel dinleyeceğiz. Öğretmenlerimizi güzel dinleyeceğiz. Ve şu fizik korkulan ders dedikleri fiziği arkadaşlar ne kadar basit olduğunu artık göreceğiz. Ve yazılı da ilk yazılı güzel notlar alacağız. O zaman yazılı çalışmasında da şöyle der. görüşür diyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. İyi dersler diliyorum.